Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018-2019 öğretim yılı sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik Mart ayı matematik örnek soruları çözümü için birlikteyiz. Birinci soru. Bir kenarı A olan karegenin köşegen uzunluğu A köşeciymiş. Bir okuldaki 8 sınıf öğrencileri 18 Mart Çanakkale şehitlerin anma günü nedeniyle yaptığı bazı resimler 5 cm kalınlığında ve köşegen uzunluğu 70 köşeci santimetre 70 kökü santimetre olan kare şeklindeki eş çerçevelerin içine konuluyor. Bu çerçeveler arasında bu çerçeveler aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi okul koridoruna üstten A noktası alttan B noktası ile aynı hizada zemine paralel olacak şekilde yan yana diziliyor. A noktasının zeminden yüksekliği B noktasının zeminden yüksekliğinin iki katından azdır. Buna göre B noktasının zeminden yüksekliğinin santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bize arkadaşlar bu B noktasının uzunluğunu soruyor. Biz buraya x dersek şu resimde gördüğümüz gibi 70 kök 2 ise bizim burası şu kenarın burası arkadaşlar 70 santimetre. Dolayısıyla burası da 70 santimetre. Bu uzunluk ne olmuş oldu arkadaşlar? 5'er santimetre de buradan olduğu için toplam 5 5 şurası arkadaşlar. 5 de burası. Şurası 5 arkadaşlar. 70 5 buradan 5 de buradan ne yaptı? 80 santimetre yapmış oldu demek ki bu uzunluğumuzda kaç santimetre olmuş oldu arkadaşlar? 80 santimetre olmuş oldu. Sonra diyor ki A noktasının zeminden yüksekliği B noktasının zeminden yüksekliğinin 2 katından azdır diyor. Bizim A noktasının zeminden yüksekliği 80 artı x. Ne olacakmış? B noktasının zeminden yüksekliğinin B noktasının zeminden yüksekliğinin iki katından azmış. O zaman küçüktür. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 2x diyeceğiz. Bu denklemi çözdüğümüz zaman x'i biz bu tarafa atarsak x 80 küçüktür x olur. Dolayısıyla x'in alabileceği en küçük tam sayı değer kaçtır arkadaşlar? 81'dir. Cevap C seçeneği diyoruz. İkinci soru. Aşağıda bir basketbol maçında oyuncuların forma numaraları verilmiş. Evet gördüğünüz gibi burada oyuncuların forma numaraları varmış. Bu maçta oyuncular forma numaralarının karekökünün en yakın olduğu tam sayı kadar basket atıyorlar. Alp ile aynı sayıda Alp ile aynı sayıda basket atan başka bir oyuncu olmadığına göre Alp'in forma numarası kaçtır? Arkadaşlar seçeneklerden gidelim. Alp'in forma numarası kök 12 olursa kök 12 kaçla kaç arasında arkadaşlar? 3 ile 4 arasında. Peki hangisine yakın arkadaşlar? Bunun kare kökü 9, bunun kare kökü 16. Dolayısıyla 12, 9'a daha yakın olduğu için bu ne olmuş oldu zaman? 3'e daha yakın olmuş oldu. Peki kare kökü 3'e yakın olan başka sayı var mı? Ona bakalım arkadaşlar biz. Burada incelediğimiz zaman 12'yi halletmiş olduk. 8'e bakalım arkadaşlar. Karekök 8 de aynı mantıkla 2 ile 3 arasında hangisine yakın? 3'e yakın. Dolayısıyla alpin formu olması 12 olamaz. İki tane aynı sayı çıktı. Çünkü ne diyordu? Alpin ile aynı sayıda basketten başka bir oyuncu olmayacaktı. Yani alpin numarası diğer sayı, karekökün sonucu diğer sayılardan farklı olmalı. 20'yi deneyelim arkadaşlar. Karekök 20 kaçla kaç arasında? 4 kere 4 16. 5 kere 5 25. 4 ile 5 arasında 16 yakın olduğu için karekök 20'nin yaklaşık değeri de 4 oldu. Bakalım karekök 20'ye başka yakın sayı var mı? 20 buradaydı. Bakalım 15 inceleyelim. Karekök 15'in de yaklaşık değeri burası nedir arkadaşlar? 3 ile 4 arasında. Dolayısıyla yaklaşık değeri kaç olmuş oldu? 16'ya daha yakın. Dolayısıyla bunun da yaklaşık değeri 4 oldu. Dolayısıyla yine 2 tane 4 var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet Alp'in numarası 20 de olamaz. 40'ın yaklaşık değerini bularım. kök 40 kaçla kaç arasında arkadaşlar? 6 kere 6 36, 7 kere 7 49. 36'ya daha yakın olduğu için yaklaşık olarak kare kök 40'ın yaklaşık değeri yakın olduğu tam sayı değeri. 6 dedik en yakın olduğu tam sayı değeri. 6 ise bakalım 6'ya başka yakın var mı? Şu an göremiyoruz. 53'ü deneyelim o zaman arkadaşlar. 53 kare kök 53'ün yaklaşık değeri kaç arkadaşlar? 53 7 kere 7 49 8 kere 8 64 7'ye daha yakın. Başka 7'ye yakın olan sayı var mı arkadaşlar? Ona bakalım. Kök 45'i inceleyelim bir de. 53 inceledik. Kök 45 inceleyelim. Kök 6 ile 7 arasında 6 kere 6 36. 7 kere 7 49. Dolayısıyla 7'ye daha yakın olmuş oldu. E, dolayısıyla 53'ünki de 7, 45'inki de 7. O zaman Alp'in numarası, forma numarası 53 olamaz. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Üçüncü sorudayız. Ahmet ile Deniz aralarında sırasıyla birer tane pozitif tam sayı söyledikleri birer tane pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuncunun söylediği kadar puan kendisine söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kadar puan rakibine yazılıyor. Toplam puan toplam puanı fazla olan oyuncu kazanıyor. Örnek vermiş arkadaşlar. Bakın Ahmet onu söylediği zaman kendisine 10 puan yazılıyor. Onun çarpanları kendisi hariç çarpanları bölenleri 1 2 ve 5 olduğu için bunun toplamı olan 8 de Deniz'e yazılıyor. Aynı şekilde 12 12'yi Deniz söylemiş. Denize 12 yazılıyor. 12'nin kendisi hariç bölenleri de bunlar oluyor arkadaşlar. 1 2 3 4 6. Bunların toplamı da 16 oluyor. Şimdi biz inceleyelim arkadaşlar. 3. soruda ne demiş arkadaşlar bize? Evet Ahmet 14 söylemiş. Arkadaşlar evet. 14'ü Ahmet söylemişse bizim Ahmet'in aldığı puanı bunu. Önce Ahmet'in hanesine 14'ü yazdım. Şimdi biz 14'ün çarpanlarını şurada bulalım. Bölenlerini bulalım. 14'ün bölenleri nedir arkadaşlar? 1'e bölünür. Yani şöyle yazabiliriz. 1 çarpı 14, 2 çarpı 7. Başka böleni yoktur. Kendi hariç dedi bölenlerini toplarsak bir arkadaşlar. Biliyorsunuz çarpanlar aynı zamanda bölenler demektir. 1 artı 2 artı 7'den 7, 9. 10 puan da kime yazılacak arkadaşlar? Denize yazılacak. Şimdi ilk durumda Ahmet'in 14, Deniz'in 10 puanı var arkadaşlar. Şimdi diyor ki e, ee, söylediği oyunda Deniz aşağıdaki sayılardan hangisini söylerse oyunu kazanır. Oyunu kazanabilmesi için Deniz'in bundan sonraki alacağı puan Ahmet'in alacağı puandan fazla olmalı. Hatta 4 puandan daha fazla olmalı. Seçenekleri deneyelim. Biz eğer Deniz 18'i söylerse Deniz'in hanesine biz 18 yazarız. Bu Deniz'in puanı olur. Peki 18'in bölenleri nedir? 18'in bölenlerini de şuraya yazayım arkadaşlar. 1'e bölünür, 2'ye bölünür. 3 kere 6. Evet başka var mı arkadaşlar? 18'in bölenleri. Bir de 9 var. 6 var. 9 var arkadaşlar. Gördüğümüz gibi biz bunları toplarsak 9, 15, 18, 20, 21 yapıyor arkadaşlar. E, 21 puan. E, Denize 18. Ahmet'e 20 puan. Ahmet yine önde olur. Dolayısıyla 18 olamaz. E 20'yi deneyelim arkadaşlar. Deniz'in söylediği sayı 20 ise. 20'nin bölenleri nelerdir arkadaşlar? 1, 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 4'e bölünür, 5'e bölünür, başka arkadaşlar 10'a bölünür, kendisini çıktık tabii ki. E biz burayı topladığımız zaman ne yapar arkadaşlar? Burayı toplarsak da biz 10, 15, 19, 21, 22 yapar arkadaşlar. E yine gördüğümüz gibi Deniz'e 20, Ahmet'e 22, Ahmet'in puanı yine fazla olmuş olur. 25'i denersek arkadaşlar, 25'in çarp bölenleri 1, 5'tir kendisi hariç bölenler, yani çarpanlar ve bölenler aynı şey biliyorsunuz. Dolayısıyla e, Denize 25 söylediğinde Deniz Denize 25 puan yazılır. Ahmet'e buranın toplamı olan 6 sayı yazılır. E topladığımız zaman Ahmet'in puanı 20, Deniz'in puanı 35 olur. Dolayısıyla Deniz kanalı cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Bunu arkadaşlar daha kısa şekilde daha kısa olarak şu şekilde düşünebiliriz. Seçenekleri incelediğimiz zaman 18, 20, 25 ve 36'nın bölenleri arası bölenlerinin en az olduğu sayı 25'tir arkadaşlar. Bölenlerinin toplamının en az olduğu 25'tir. Direkt cevaba 25 diyebilirsin. Dördüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Aşağıda bir spor kompleksi krokusu verilmiştir. Voleybol sahası, tenis kortu, yürü, bas, futbol sahası ve basketbol sahası. Sonra diyor ki bu spor kompleksinin kısa kenarın uzunluğu x metre. Arkadaşlar şu kısa kenar, şuradaki yürüyüş yollarının kısa kenarı x'miş arkadaşlar. Uzun kenarı da, uzun kenarı da y'ymiş. Sonra diyor ki buna göre bu spor kompleksinde basketbol sahası olarak ayrılan bölgenin metrekare cinsinden alını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Evet bize bir cebirsel ifade sorusu sorulmuş arkadaşlar. Bizim bu dikdörtgenler buradaki dikdörtgenler eşit olduğundan yürüyüş yolla Buraya biz x dersek arkadaşlar Dikdörtgenin uzun kenarı burası arkadaşlar nedir? Y'dir. Dolayısıyla bizim basketbol sahasımızı şöyle düşünürsek bizim basketbol sahasının uzun kenarı y'ymiş. Biz kısa kenarını bulduğumuz zaman işimizi çözmüş oluruz. Yine burada futbol sahasının uzun kenarı y arkadaşlar. Ee, peki bizim e, burada yürüyüş yolunun bu uzunluğu da y değil mi arkadaşlar? Bizim burayı karşılaştırdığımız zaman. Y'den den çıkarsa basketbol sahasının kısa kenar uzunluğu da y eksi x olur. E peki basketbol kenar, basketbolun, e, basketbol sahası olarak ayrılan bölgenin metre kare cinsinden alan nasıl buluruz? Y çarpı y eksi x deriz arkadaşlar. E biz dağılma özelliği uygulandığımız zaman y kare eksi y x. Cevapları incelediğimizde seçeneğin B seçeneği olduğu görülür arkadaşlar. Doğru seçenek B seçeneğidir diyoruz. 5. soru olasılık sorusu. Bir olayın olma olasılığı istenen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı. Kerem boş kumbarasına sadece 1 liralık ve 50 kuruşluk madeni paralar atarak para biriktiriyor. Bu parayla oyuncak helikopter almak için oyuncak içe gidiyor. Kumbarasına para fiyat para aşağıdaki fiyatları verilen helikopterlerden pahalı olan almaya yetmediği için ucuz olanları arkadaşlar 81 değil demek ki 76 olan e, helikopter alabiliyor. Kerem'in kumbarasına biriken paraların arasından rastgele seçilen bir paranın bir madeni paranın 1 lira olma olasılığı 1 bölü 5'tir diyor. O zaman biz Kerem'in 1 TL'sine x, x dersek toplam parası 5 TL olacağı için 50 kuruşu yani 0,5 TL'lik madeni parası kaç tanedir arkadaşlar? 4 x tanedir diyoruz. Peki sonra diyor ki bize Kerem'in parası nasıl buluruz arkadaşlar? 1 ile x çarpmaz mıyız? x'dir artı 50 kuruşla da yani 0,5 TL'ye de, de 4x'i çarparız. Çarpı 0,5 TL'den. Neymiş arkadaşlar? Kerem'in bu parası 81 TL olan helikopter almaya yetmediği için bundan küçüktür. 76 TL olan helikopter alıyormuş. Demek ki 76 TL'den de büyükmüş arkadaşlar parası. Dolayısıyla biz bu denklemi çözdüğümüz zaman düzenlersek bu denklemi 76 küçük eşit. 4x ile 1 0,5 çarptığımız zaman 2x yapar. 2x 1x de burada 3x küçüktür 81. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman bizim burası 25,3 gibi bir değer çıkar arkadaşlar. Burası devam ediyor. Küçüktür x küçüktür burası ne olur? 27 olur. Dolayısıyla x'i biz buradan kaç buluruz arkadaşlar? 26 buluruz. E, 26 olduğuna göre arkadaşlar 26 tane 1 TL'si 4 çarpı 26 tane yapar arkadaşlar 26 52 104 yapar 104 tane de 5 kuruşu varmış arkadaşlar evet doğru 50 kuruşu varmış pardon e, bir toplam parasını bulursak arkadaşlar parası ne olmuş olur 26 artı 0.5 ile de biz neyi çarpacağız yine biliyorsunuz 50 kuruş 0.5 TL yapıyor. Dolayısıyla 26 artı 104'ü de 0,5 ile çarptığımız zaman kaç yapar arkadaşlar? 52 yapar. Dolayısıyla 78 TL'ymiş. E 76 TL'lik helikopter aldığına göre 78 eksi 76'dan da cevabımız 2 bulunur arkadaşlar. 6. Kasanın yerden yüksekliği 1,4 metre olan kamyonete küp şeklinde eş kolilerden üst üste 4 sıra yüklenmiştir diyor. Bu kamyonet gideceği yol üstündeki yükseklik sınırı 3,5 metre olan yaya geçinin altından yaya geçitine değmeden. Demek ki arkadaşlar 3,5 metre yüksekliğindeki bu uzunluk 3,5 metreymiş. Buradan kamyon değmeden geçiyormuş. Demek ki kamyonun yüksekliği kasalarla birlikte 3,5 metreden küçük olmalı. Buna göre kollerin bir ayrıtının uzunluğu santimetre cinsinden alabileceği bir ayrıtının uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayıları kaçtır? Biz kollerin bir ayrıtına x diyelim arkadaşlar. Dolayısıyla burada kaç tane koli var? 1, 2, 3, 4 tane. Yani burası ne olmuş oldu arkadaşlar? Şuraya kadar hatta. 4x. 1,4 de aşağıda var. İsterseniz önce bir soruda santimetre dediği için santimetreyi çevirelim. 1,4 metre kaç yapar arkadaşlar? 140 santimetre yapar. Sonra e, 3,5 metre e, bu e, yaya geçidinin yüksekliğini santimetreye çevirirsek burası da 350 santimetre yapar. E denklemimiz ne olacak o zaman arkadaşlar? 4x artı 140 santimetre küçüktür. 350 olmalı oraya değmeden geçebilmesi için yaya geçtiğini. Denklemi çözdüğümüz zaman 4x küçüktür. 210 olur. Her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman da x küçüktür. Kaç olur arkadaşlar? 52,5 santimetre olur. Ee, ne diyordu arkadaşlar? Kollerin bir aydın uzunluğu santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam değeri 52 yazabiliriz. Sakın burada arkadaşlar 51 demeyin. 52 buçuktan küçük olan en büyük tam sayı 52'dir arkadaşlar. Cevabımız Bursa diyoruz. Evet. Yedinci sorudayız arkadaşlar. Yedinci sorumuz grafik sorusu. Bir lokantada ABC menülerinden günlük belli sayıda hazırlanıp gün içinde müşterilere satmaktadır. Aşağıdaki grafikte bu lokantada 23 Nisan 2018 tarihinde A, B ve C menülerinden kaçer tane satıldığı gösterilmiştir. Evet bu grafikte menülerden kaçer tane satıldığı gösterilmiş. Söz konusu tarihte en fazla B menüsü, en az C menüsü hazırlanmış ve hazırlanan B menüsünün tamamı satılmıştır. Verilen tarihte hazırlanan satılmayan menü sayısı en çok kaçtır? Arkadaşlar en fazla B ise B menüsünü sağ tarafa en fazla yazdık. Sonra en az C'ymiş. Dolayısıyla A menüsü de bunların ortasında yer alacaktır. B menüsünün 40 adet üretilmiş, 40 adet satılmış. O zaman A, B'den küçük olduğuna göre ve bize en çok dediği için A yerine 39, C yerine de 38 diyelim arkadaşlar. Bizim şu an hazırlanan menümüz kaç olmuş oldu? 40 artı 39 artı 38 topladığımızdan 9, 8, 17, 4, 7, 10, 11, 117 adet menü hazırlanmış. E, satılan ne kadar grafiği incelediğimizde 40 tane B menüsünden 30 tane C menüsünden 20 tane de A menüsüne satılmış. Topladığımız zaman 47, 90 tane de satılmış. Biz 117'den de 90'a çıktığımız zaman satılmayan menü sayısını buluruz. Dolayısıyla cevabımız da 27 yani D seçeneği olur diyoruz. 8. sorumuzdayız. Aşağıdaki görselde 100 kişilik bir sinema salonundaki bilet fiyatları verilmiştir. Bu sinema salonundaki bir film gösterimi sırasında 18 koltuğun boş olduğu ve indirimli bilet alan izleyici sayısının tam bilet alan izleyici sayısının 3 katından 2 fazla olduğu görülmüştür. Buna göre bu film gösterimi için izleyicilerin ödediği toplam ücret kaç TL'dir? Evet arkadaşlar biz tam bilete X diyelim. İndirimli biletimiz neymiş arkadaşlar? Ee, 3 katından 2 fazlaymış. Buraya da biz 3X artı 2 diyebiliriz. 100 kişilik bir sinema salonuymuş 100 kişi. Ama 18 koltuk boşmuş. Dolayısıyla 18'i çıktığımız zaman 82 bilet satılmıştır deriz arkadaşlar. Sonra diyor ki 82 bilet satıldığına göre o zaman biz tam bilet ve indirme bilet sayılarının toplamı 82 yapmalı. Biz bu denklemi çözdüğümüz zaman 3x artı 2 artı burayı düzenleyelim arkadaşlar artı x eşittir kaçmış? 82 imiş. Denklemi çözdüğümüzde 4x eşittir 80. Tabii ki 2'yi bu tarafa atıyoruz. Bunları biliyorsunuz. 4'e böldüğümüz zaman da x ne çıkar? 20. Yani 20 adet tam bilet satılmış arkadaşlar. Evet 20 adet. Biz x yerine de 20 yazdığımız zaman 3 kere 20 60. 62 adet de indirimli bilet satılmış. E bizim tam biletimiz 20 çarpı 12 TL idi. Buradan 240 TL'lik tam bilet. 62 çarpı 10'la da 620'de indirimli bilet satılmış. Biz toplama işlemi yaptığımız zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? 860 TL'lik toplam bilet satılmıştır deriz arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. Hayat sınıf arkadaşlarıyla çektirdiği bir resmi, resmi arkadaşlarına aldığı tişörtlerin ön yüzüne bastırmıştır. Resmin basıldığı alan tişörtlerin genişliği ile uzunluğunun çarpılmasıyla bulunan alanı %10'una karşılık gelmiş ve yapılan baskıların 1 cm karesi için 10 kuruş ödenmiştir. Hayatın aldığı S beden tişört sayısı M beden tişört sayısının 2 katından bir fazladır. Hayat yaptırdığı baskılar için toplam 208 lira ödediğine göre kaç tane M beden tişört bastırmıştır diyor arkadaşlar. Bizim S bedenimiz diyelim ve M bedenimiz diyelim arkadaşlar. Bizim M bedenimiz ee, m bedenin tişört sayısını x dersek s bedenin x tişört sayısı 2x artı 1. Bu bizim bastırılan tişört sayısı. Peki bizim s bedenin e, alanını bulalım arkadaşlar. Tişörtün ön yüzünün alanı. 50 çarpı 76. Peki bunu ne kadarına? %10'una karşılık gelen kısma baskı yapılmış. O zaman %10'unu bulalım. 10 bölü 100 dediğimizde sadeleştirmeler yapılırsa Evet 5 ile 76'yı çarptığımız zaman da arkadaşlar ne çıkar? 380 santimetre karelik alana baskı yaptırmış. M bedenin alanını bulalım arkadaşlar. M beden tişörtün 55 çarpı 80. Yine %10'una karşılık gelmiş. 10 bölü 100 dedik. Sadeleştirmelerimizi yaptık arkadaşlar. 55 ile de 8'i çarptığımız zaman ne çıkar arkadaşlar? 440 santimetre kare çıkar. İşte bu alanlara baskı yaptırmış arkadaşlar. Peki her e, kaç ne kadar ödemişti arkadaşlar? Burada vardı 10 kuruş ödemiş metrekare için. O zaman biz 380 ile onu çarparsak ne olur arkadaşlar? 3800 kuruş. Dolayısıyla bu ne yapar arkadaşlar? 2 sıfırını sildiğimiz zaman TL'ye çevirirsek burası 38 TL yapar. M beden için 440 çarpı 10 kuruş diyelim. Bu da ne yapar arkadaşlar? 4400 yine iki sıfırını siliyorum. Burası da 44 TL yaptım arkadaşlar. Sonra diyor ki toplam toplam ödenen ücreti soruyor biz arkadaşlar. Peki M beden için X tane olduğuna göre M bedenle M beden için ödenen ücret sayalım. Denklemimizi şuraya çözersek arkadaşlar. Bizim 44 çarpı X artı 38 çarpı X artı 1 kaç TL'ymiş arkadaşlar? 278 TL'ymiş. Bu denklemi çözdüğümüz zaman, siz denklem çözmeyi biliyorsunuz arkadaşlar. İşlemleri yaparsınız. İşlemleri yaptığımız zaman bizim 48, 38'de buradan e, 38, pardon şurası 2x artı 1'dir arkadaşlar. 76, 44'te buradan 120 yapar. 120x buradan 38, öbür tarafa attığımız zaman 240 olur. Dolayısıyla x buradan kaç çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. Bize de zaten MB'den tişört sayısını soruyordu. Cevap 2 olur. 10. sorumuz. Eğim dikey uzunluğunun yatay uzunluğuna oranıdır. Bir çiftçi bahçesindeki ağacın sola doğru eğildiğini fark edip 45 cm uzak uzanlığından bir destek koyarak ağacı dik konuma getirmiş. Bu şekilde arkadaşlar. Bir süre sonra ağacın sağa doğru eğildiğini fark eden çiftçi bu defa ağacın 60 cm uzaklığından ikinci bir destek 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 koyarak dik konuma getirmiş. İki desteğin ağaca değdiği noktaların yerden yükseklikleri arasındaki fark 20 santimetre ve e, desteklerin eğimleri eşit olduğuna göre ilk desteğin ağaca değdiği noktanın yerden yüksekliği kaç santimetredir? Yani arkadaşlar bizim şöyle bir doğrumuz var. Şurada ağaç diyelim. Şurada 60 santim var. Şurası 60 santimetre. Sonra arkadaşlar buradan böyle yaptığımız zaman burası kaçtı? 40, 45'ti pardon. Şunu 45 yapalım arkadaşlar. Burası 45 santimetreydi. Peki şurası 20 idi arkadaşlar. Biz de şu uzunluğa x dersek eğimler eşit olduğuna göre bizim bu üçgenin eğimi ne olur arkadaşlar? x bölü 45. Bu üçgenin eğimi ne olur arkadaşlar? Bu üçgenin eğimi. Bu da 20 artı x bölü 60 olur. İşlemler yapmadan sadeleştirme yapalım. 15'e bölersek 3, 15'e bölersek 4. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda 4x eşittir 60 artı 3x. Evet buradan ne çıkar arkadaşlar? x 60 olur. Ne soruyordu bize? İlk, des ilk desteğin ağacı yüksekliği. Yani bize yine burada x'i soruyordu. Dolayısıyla cevabımızı 60 bulduk arkadaşlar. Evet hepinize başarılar diliyorum.